Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Türkiye'de rüzgar sörfünde son yıllarda uluslararası düzeyde sporcular yetişiyor. Bu branşta Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporculardan biri Lena Aynin Erdil. Son olarak Vietnam'da düzenlenen Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında 5. olan milli sörfçümüz bu akşam canlı yayın konuğumuz. Şimdi Lena Aynin Erdil'i biraz tanıyalım. Sonrasında kendisiyle stüdyomuzda sohbet edeceğiz. Rüzgar sörfü Türkiye'de yaklaşık 15 yıldan beri ilgi gören yeni sayılabilecek bir spor dalı. Türkiye başta Alaçatı olmak üzere dünyanın önemli windsurf merkezlerine sahip. Birçok büyük uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapan Türkiye son yıllarda uluslararası düzeyde sporcular da yetiştiriyor. Bu sporculardan biri de Lena Aylin Erdil. Rüzgar sörfüne 11 yaşında başlayan 1989 doğumlu Lena Aylin Erdil, 2003-2008 yılları arasında gençler kategorisinde katıldığı tüm yarışmalardan birincilikle ayrıldı. İlk büyük uluslararası başarısını 2006'da RSX Balkan Şampiyonası'nda 3. olarak yaşayan Erdil, 2007'de IFCA Dünya Sıralaması'nda 5. sıraya yükseldi. Bu başarıları 2008'de PWA Şampiyonası Dünya Dördüncülüğü ve IFCA Gençler Şampiyonası'nda Dünya İkinciliği ve 2009'da Türkiye Slalom Şampiyonluğu izledi. Aylin Lena Erdil, son olarak bu yıl 25 Şubat 6 Mart tarihlerinde Vietnam'da düzenlenen PWA Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında 5. olma başarısını gösterdi. Bodrum ve Ortakent belediyeleri ile Türk Hava Yolları'nın desteğiyle çalışmalarını sürdüren Milli Sörç'ün hedefi ise 2 yıl sonra dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek. Lena Aylin Erdil şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz ve tebrikler. Öncelikle bu spora nasıl başladınız onu sorayım. Hem anne sörf yapıyor dediniz hem baba sörfçü. Herhalde onların biraz yönlendirmesi olmuştur. Tabii evet. Küçüklüğümden beri hep ben Alçatı'da rüzgar sörfüyle büyüdüm. Ondan sonra son 4 senedir Bodrum'da Ortakent'teyiz. Orada da sürekli bütün yazları boyunca sörf yapıyorum, sörf öğretiyorum. Kendi sörf okulum var. VIP Windsurf Center, Ortakent'te. Sizin okulunuz? Yani evet, ailece tabii ki. Çünkü 22 yaşındasınız, siz evet. Çok gençsiniz. Hani bu yaşta sörf okulunu da bir yandan yürütebilmek herhalde çok kolay olmasa gerek. Evet, çok oluyor. O yüzden ailece de yazın. Yazın antrenmanlar arası özel ders veriyorum daha çok. Alaçatı'dan nasıl geçtiniz Bodrum'a? Alaçatı'da da sörf okullarımız vardı da çok şey kalabalık oldu. Bir yiğin işte okul yan yana olunca çok rekabet var ve çok işte bilmiyorum ortamı değiştirmek istedik. Bodrum'da da çok güzel bir yer bulduk. Rüzgarı muhteşem. O yüzden Ortakent'e taşındık. Peki Bodrum'da ilgi nasıl? Windsurf öğrenmek isteyen öğrenciler de çok var mı hemen? Bunu da sorayım. Evet var yani daha çok işte Bodrum'da olan, sürekli Bodrum'da olan insanlar aynı ilgi, yani belki Alçatı'da kadar olmazsa bile ilgi görüyorlar. Bir yandan üniversiteye gidiyorsunuz, İngiltere'de. Evet. Şimdi üniversiteye giderken bir yandan da antrenman programı nasıl oluyor? Nerede çalışabiliyorsunuz? Ya da kış aylarında nerelere gidiyorsunuz antrenman yapmak için? Biraz ondan bahsetseniz. Evet, bizim işte okul 3 dönemli oluyor. Her dönemde bir ay tatil görüyoruz arada. O kışın bu mesela bu sene Mısır'a gittim bir ay boyunca. Geçen sene Güney Afrika'ya gittim. Ondan önceki sene de Güney Afrika'ya gittim. Sonra tekrar Paskalya'da bir dönem daha var. Tamamıyla boş oldum. Şimdi mesela bu dönem şimdi bu zamana denk geliyor. Şimdi Bodrum'dayım. Orada antrenman yapıyorum. Ya da geçen sene Bodrum, Fransa ikisine de gittim. Yani nerede en iyi antrenman şartları buluyorsam oraya gidiyorum o bir dönemlerde. Onun dışında işte okuldayken daha çok salonda fitness çalışıyorum. Ya da mümkünse İngiltere'de de sörf yapıyorum. Orası biraz soğuk. Şu ana kadar sizi babanız çalıştırdı. Yanlış bilmiyorsak. Peki şimdi babanızın da söylediği bir şey var. Hani siz ferdi olarak katılıyorsunuz. Kulübünüz yok bildiğimiz kadarıyla. Ve kendi imkanlarınızla gidiyorsunuz çoğunlukla. Hani bir takım çok ufak belki sponsorlar var ama sponsorunuz da yok. Evet. Ve babanız da artık hani seviye atladığınızı ve bu saatten sonra biraz yabancı antrenörlerle de çalışmanın vakti geldiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, yani bu konuda çok haklı. Yani şu anda bütün yarışlara katılıyorum ama bu yarışlara da Türk Hava Yolları katkısıyla katılıyorum. Onlar bana bilet veriyor, öyle gidiyorum yarışlara. Onun dışında herhangi bir maddi destek almıyorum. Hep annem babam destekliyor ve yani çok fazla bir bütçe oluşuyor. Yani malzeme sponsorum da var. Malzemelerimi de Sea Snow Extreme Group'tan alıyorum.
Ama yani onun dışında işte beslenme olsun, özel antrenör olsun. Yani özel antrenörle çalışabilsem gerçekten çok daha kolay bir şekilde, daha hızlı ilerleyeceğime inanıyorum. Yani sponsor bulursak. Bu Türkiye'de biraz sporcuların kanayan yarası. Sizce neden böyle bir sıkıntı yaşanıyor ülkemizde? Ne düşünüyorsunuz? Yani bütün, bilmiyorum yani altyapıdan gelenmiş bir spora bu kadar çok ilgi duyulmuyor. Yani farklı dallarına, futbola tabii ki çok ilgi duyuluyor. Ama başka sporlar olsun kimse o kadar ilgilenmiyor. Haberlerde çok çıkmıyor. Yani tabii şu anda burada olmam çok güzel bir şey. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Buradan da sponsorlara çağrıda bulunalım. Lena Aylin Erdir, sizin de desteğinizle Türkiye adına çok güzel işler yapmak için bekliyor diyelim. Evet. Şimdi babanızın söylediği bir şey daha var. Hani bizim amacımız, hedefimiz bu sporu Türkiye çapında önce yaygınlaştırmak ve sporcu yetişmesine fayda sağlamak. Böyle bu konuyla ilgili projeler var mı? Yani bu konuyla ilgili bizim tabii o okulumuz var. Biz sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz ama tabii ki zaten bizim dışımızda da yetiştiren birinin farklı okul var, birinin farklı merkez var, kulüpler var. Yetişiyor da şu anda, yetişiyor diyebilirim. Yeni bir işte federasyon şu anda daha çok olimpiyatlara doğrulukla bir takım kurdu. Onun genç takımı. Onlara destek oluyor. Yani. Sizin hedefiniz, kişisel hedefiniz? Benim hedefim dünya şampiyonu olmak. Kendinizi yakın görüyor musunuz bu hedefe? Yani evet, şu andaki ilk 5'te olan kızlar hepimiz yani hemen hemen aynı seviyedeyiz. Her şey mümkün yani. Bir yarışta herkesi geçebilir. Ama sonuçta en yani düzenli iyi gidenler onlar kazanıyor yani. Vietnam'da 5. oldunuz. Evet. O yarışlar nasıl geçti? Vietnam'daki yarışlar çok güzel geçti. Yani birkaç gün rüzgarsız geçti maalesef ama bu da hep rüzgar sörfünle maalesef böyle bir bekleme durumu oluyor. Zaten yarışlar işte bir hafta ya da 6 gün, 8 gün oluyor. Birinci gün yarıştık, sonra 3 gün bekledik. Sonra son gün komple full sabahtan akşama kadar 3 tane yarış tamamlayabildik. Son gün beni kurtardı. Yani birinci günden sonra 11.'ydim. 5.'ye kadar yükselebildim. Yani her şey mümkün. Peki Türkiye'den bu yarışta birkaç ayağı var dünya şampiyonasının. Bu yarışlara kaç sporcu katılıyor rüzgar sörfünle? Bu biraz işte yarışın nerede olduğuna bağlı. Mesela Vietnam'daki yarışta sadece 3 kişi katıldı Türkiye'den. Ama mesela Türkiye'de oluyor aynı yarışma PWA. Türkiye'de olunca da 18-20 kişi katılıyor Türkiye'den. Ama sabit olarak giden 3-4 kişi var. Onlar hemen hemen bütün ayaklarına katılıyor. Peki yarış takvimi sizin için nasıl? Hangi yarışlara katılmayı planlıyorsunuz? Bizim yarış takvimimiz bu sene işte Vietnam'dan sonra Mayıs'ta Kore var, Güney Kore. Sonra Costa Brava, İspanya. Bu Haziran'da. Sonra Haziran'da Aruba var. Aruba'da işte bilmiyorum Karayip Adalar'da biliyor musunuz? Sonra Türkiye ayağı, son ayak. Peki şimdi babanızla beraber gidiyorsunuz şu anda öyle gözüküyor. Farklı antrenör yani ya da yardım eden arkadaşlarla birlikte gidiyorum. Yani babamın her zaman zamanı olmuyor, babam da çalışıyor. Peki aileyle birlikte hani hem antrenmanlarda aileyle birlikte olmak hem okulda yani sörf okulunda aileyle birlikte olmak nasıl bir şey? Güzel yanları mı daha çok yoksa zorlayıcı yanları mı daha çok? Yani bizim aile çok açık bir aile. Her şeyi konuşabiliyoruz. Hiç bir sorun yok yani bizde. Öyle yani beğenmediğim bir şey olursa yani ne bileyim işte her şeyi söyleyebilirim. Onlar da hep beni anlayışla karşılaştı. Hep her şeyimi destekledi yani her zaman. O yüzden peki çok şanslıyım. Genç sporculara ne önerirsiniz hani rüzgar sörfüne başlamak isteyenlere? Korkmamak. Yani tabii seversen yapacaksın bu işi. Sevmeyenler de var. Onlar da belki yapamayacak hiçbir zaman bu işi. Ama yani rüzgarı ve duayı seven insanlar kesinlikle yani devam etmeleri lazım. Birinci o ilk başta bir beginner temel eğitim kursu var mesela. 8 saatte gidip gelmeyi öğreniyorsun. Ama işte önemlisi ondan sonra devam etmek. Yani mesela 2 ayını bir yaz boyunca bir sörf okuluna geçirip o 2 ay içinde her şeyi öğrenmek
Onu öğreniyorum, öneriyorum. Peki siz daha ne kadar bir süre bunu yapmayı için hani düşünüyor musunuz? Şu kadar, şu yaşıma kadar yaparım ya da şu noktaya kadar yaparım bu işi diyor musunuz kendi kendinize? Tabii hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu sene ben üniversiteyi bitiriyorum. Sonra şimdi sponsor arıyorum. Biraz tabii bu paraya bağlı olan bir şey. Eğer hayatımı sörf etrafında kurabilirsem, yani bir destek alabilirsem ya da işte sörf okulumu daha büyütebilirsem, oradan daha iyi bir maaş alabilirsem, o zaman öyle devam etmek istiyorum. Yazları sörf Türkiye'de, sonra kışları işte ne bileyim Güney Amerika olsun, Güney Afrika olsun, daha işte sıcak geziyorum ve işte dalga olan yerleri seviyorum. Peki okulda okuduğunuz bölüm nedir? Hani sporla alakalı bir bölüm mü okuyorsunuz yoksa farklı bir bölüm mü? Yok, ben politika ve felsefe okuyorum. Güzel bir bölüm. Neden böyle bir tercihte bulundunuz? Okuldan sonra öyle seçtim derslerimi. Zaten ona göre seçmiştim ve politikaya her zaman ilgi duydum. Felsefe de yani birçok hayatta karşılaştığımız sorunların her şeyin derinlerini anlatıyor. Yani güzel bir bölüm ve okuduğuma da çok mutluyum. Kariyerime de çok fazla bir destek olmazsa bile hayatıma kesin bir önemli bir katkı olmuştur. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Çok teşekkür ederiz vakit ayırıp geldiğiniz için, stüdyomuza konuk olduğunuz için bu arada okul arasında. Başarılar, bol şanslar bundan sonrası için de. Lena Aydın Erdil bizlerle birlikte oldu. Spor merkezi devam edecek.